Mesul belediye sahibi. İnşaatı sürmekte. Şimdi daha ve temelini çektik. Şimdi de inşaatı yapılışını bilmem. Aha! Ha! Tutu mu? Tutu bastı ya! Kaçıncı kat oluyor? Birinci kat. Peki demin katın altında neler, dükkan gibi herhangi bir şey oluyor mu? Tamam, onu şey edeyim olmazsa. Evet. Bodrum var. Evet. Bodrum'un Bodrum'da Tabiklar Rüper Dairesi, arşiv. Evet. Zemin belediyeye ait bürolar var ya. Dükkan yok yani. Evet. Burası bulunduğumuz yer birinci kat. Evet. Bodrum'la beraber altı kat olacak. Yani. Bodrum'la beraber. Altı kat olacak. Altı kat olacak. Beş katı kullanılacak. Beş katı belediye sarayı olarak kullanılacak. 1990 birim fiyatlarına göre keşfet milyar 700 milyonluk. Evet. Tahmin ederim bir kişi 5-6 kuruş, 5-6 milyar kuruş. Evet. Gelecek sene bu zamanlar inşallah bitmeye çalışır. Bitmiş olarak kameraya çekmeyi inşallah Cenab-ı Allah bize nasip eder. Size evet. De nasip eder. İnşallah. Şimdi bu bakış açısını alalım. Genişlik bakımından. Misafire çok hürmet eder, evet. Saygı duyar. Gerçekten evet, öyle. Memnunuz. Evet. İşlerimizi başarıyla yapacağız. Tertemiz besleyelim. Evet, eser bırakacağız. Bir eser bırakacaksın. Sizin de bu besle evet. Sizi anacak her zaman. Evet, evet. Hani böyle kişileri bir memleket istersin. Tabii. Her şeyin iyisini yapalım. Her şeye layık bir millet. Hakkının dürüstlüğü, evet. Havasının güzelliği, her şeyle bir iş yapılacak yer. Evet. Çok güzel. Sağ olun, var olun. İşlerinizde başarılar dilerim. Teşekkür ederim size. Burada bir beş kattayız. Belediye burası birinci kat mı? Yok, ikinci kattayız. İkinci katın, Besni Belediye Sarayı'nın evet. İkinci katından inşaat bölümünden inşaatın yapıldığını ve neler yapılacağını ve belediye başkanından izahat almak suretiyle buradan Besni'yi bir tarama film alıyoruz. Bir belgesel olarak. Burası Hacı Reşit Camii. Burdayı. Tekel binası. Tekel binası ve kooperatif. Tarım kredi kooperatifi. Tarım kredi kooperatifi. Şu arkada bir meseleler. Köşedeki. Karşısında kalacağı Antep Caddesi PTT. Evet. Betimli Bunar Okulu. Şöyle dönersek hükümet, yeni yapılan hükümet konağı. Evet. Arkası. Burası yeni hükümet konağı. Bu karşıdaki gördüğümüz. Bu bahçede karakol. En uzaktaki gözüken yer de Tilek. Evet. İlerideki köy. Koruk Pınar evet. Serisinden evet. Elder yoluyla Tilek. Evet. Neresi oluyor burası? Hangi mahalleye ait bu taraf? Burası eski ortaokul, şu andaki halk eğitim merkezi. Burası ve Atatürk Caddesi güzergahı. Atatürk Caddesi'nden. Dükkan var. 16 tane dükkan var. Evet.
90 yılında başlandı, 90 yılı içinde de bitti. Peki. Tahmini evet. 100 milyon civarında kendimiz yaptık çünkü. Evet. Yani taşerona verdik ama şeyini biz şey yaptık. Madem 100 milyon civarında bir paramız geldi. Evet. Fakat her bir dükkan aynı yılın içerisinde 5'er 100 bin liraya kiraya gitti. Şimdi kira ne veriyor vatandaş? 5'er 100 bin lira. 500 bin lira. Evet. Yani ortalama tabii. Ortalama. Değişebiliyor. İhale sürecinde veriyor. Bunlar büyüklüğü küçüklüğü mü yoksa aynı standart, ölçüden mi? Standart. Hepsi de standart. Evet. Yani Besni'de ihtiyaç duyulan, sıkıntısı çekilen iş yerinde ne biraz katkıda bulunmak için evet. Belediye böyle bir şey burayı değerlendirdi. Besni, Berdese bitişi Besni Gölbaşı yolunun üzerinden milli park olarak Besni'ye kazanılmış. Bir saha. Belediye çalışmalarını burada görüntülüyoruz. Neler yapacak, ne yapmak istediklerini Besni Belediye Başkanı'ndan sorup öğreneceğiz. Nedir, ne yapılmak istendiğini soracağız. Şimdi bunun görüntüsünü alıyoruz. Şimdi temelde buna terk edilmiş baobalarından yani kurtarılmak bir ormana bir park sahası edinmek için mi yoksa böyle bir inşaat yapmak için mi? Evet. Şimdi burası sizin de söylediğiniz gibi kısmen için vatandaşın evet. Bağ yeri olarak Bedirse mevkiinde evet. Bu gördüğünüz alan işte elektrik trafosunun oradan başlayıp evet. Ta Kuzgun Deresi'ne kadar evet. Yaklaşık 700 dönüm bir alanı belediye olarak vatandaşın yerlerini istimlak suretiyle hazinenin yerini de tahsis etmek suretiyle bu kuşağı Besni'de ihtiyacı duyulan evet. Besni'ye yakın mesire ve piknik artık gelip dinleneceği oturacağı çoluk çocuğuyla bir hafta sonu geçen yıl bu işleme başladık. Şu anda bir elimizde projemiz var. Projemizi yaptık. Bu projeyi safa safa yerine getireceğiz. Bu gördüğünüz ilk giriş Nizamiye evet. Kapısı olacak. Evet. Peki. Bunun içinde tabii çeşmeleri olacak. Dinlenme yerleri, çay bahçesi. Çay bahçesi olacak. Evet. Bunları inşallah zaman içerisinde bir kısmını biz, bir kısmını da burası aslında yıllarca 10 yıl, 15 yıl belediyenin çalışıp meydana getireceği bir kapasiteye sahip bir alan. Evet. Yani belediye 15 yıl burada çalışsa evet. Dahi bir yanını bitiremez. Evet. Yani alan da geniş. Geniş. Ne kadar bakım yaparsak Besni'ye o kadar bir tabii. Piknik veya bir tabii. Orman kazandırır. Dikkat edelim. Dinlenme. Zaten dinlenme. Mevcut bir evet. Şey dokusu var. Evet, ağaç şimdi. Dokusu var. Bitki örtüsü var. Evet. Ama biz bu yılda başlattık bu kısımda yukarıda. Çam peki. Dikme. Önümüzdeki güze doğru çam dikmeye devam edeceğiz. Evet. Bunun üst kısmına yol yaptınız mı? Evet. Yani, şimdi bir beraber de... çıkacağız. Evet. Her köşeye aşağı yukarı gidecek şekilde yol yaptık. Evet. Ta en burun sahayı görüntülüyoruz. En senin akla süperi
cennete çevirecek bir plan hazırlanmış belediyece, ağaçlandırarak memlekete yeniden kazandırılıp vatandaşın, herkesin gelip dinlenebileceği, oturup eğlenebileceği bir pikniğe kavuşturduk. Umarız inşallah böyle çalışmalarda bütün elemanlara, bütün hemşerilere candan teşekkür eder, başarılar dileriz. Evet başkan. Buyurun. Şimdi bu saha görüyoruz, gerçekten güzel esiyor, evet. Bak. Etkiler aşağıda yani. Yok. Burada ben esiyor. Bunu bantla görmeyeceğiz ama gerçekten hepimiz şahidiz ki saçımızın uçmasından belki ben olacağım. Esiyor. Bantlarda kısım sivri tepeler de boş herhalde. Evet. Yani buraya da ileriye doğru kaynayacak mı? Bir su deposuna. Bu taraf. Ha. Şu Türbaşı yolunda. Kuzey alanı herhalde. Göçler başladı, Bedir sadırında geçirdik yandı.
aman. Aslımı sorarsan Türkmen oyları, aslımı sorarsan Türkmen oyları, Mendes'te şanlarım güpü kuşağım, fili kuşağım. Aslımı sorarsan Türkmen uşağı, Mendes'te şanlarım fili kuşağı, fili kuşağı. Antep cephesine çete yatılmış, mavzeri dalında bağlı fişeği. Antep cephesine çete yatılmış, mavzeri dalında bağlı fişeği. Diğer yerinde besli uşağı, yorganı kutluda günlü döşer. Özgün dağlarında birçok yerlerde yetişen yemişen ağacı. Başkanımız yemişen ağacı. Şimdi Gürmüt Efe'nin esintili bir yerinde yemişen ağaçlarından yemişen yiyor. Hem de memleket Gürt Meydanı Cerifler Caddesi'nde görüntüleyerek düğün salonunun filmini alacağız. Su kuruyor ya, onu da bir al yani. Besle su akıyor, belli olsun. Ceritler Caddesi'nde Cirit Meydan Mahallesi Ceritler Caddesi'nde belediye düğün salonunun filmini alacağız. Görelim bakalım Sayın Belediye Başkanı'yla bunun iç dönemini nasıl döşenmiş, nasıl imar edilmiş, nelere böyle güzel bir film alacağız ve hem halkımıza hem de bize neler kazandırdığını göreceğiz. Evet, burası karşılama bahçesi. Büfe oluyor değil mi? Evet. Antre. Vestiyer. Burası vestiyer. Vestiyer. Şurada tuvaletler var. Kadın için, erkek için. Burası tuvalet kısmı. Vestiyer defa. Ben de şu ışıkları yapmadım içeri. Şurası düğün salonu girişi. Alır. Gerekmez. Evet, eski düğün salonu. Evet. Gerçekten mahalle aralarında, köprü başlarında halayı çekerken bugün modern çağa ayak uydurarak Besne'de düğün salonu. Eski adamları sorsak saçlarını yolarlar. Ya burada kadın erkek bir arada olur mu? Şimdi görüyoruz ki artık insanlar 20. yüzyılın çağına ayak uydurmak mevcutu. Dünya birbirine gidiyor, geziyor. Biz halen geri kalmış çağların peşinde koşmamız imkansız. Artık çağa ayak uydurarak böyle temiz salon, aile, kendi ailemiz, kendi çocuklarımız, kendi gençlerimizi gözler önünde evlenmesini sağlamak doğal bir şey. Bunun yanlış diye bir tarafı yoktur. Belediye de bunu düşünmüş. Şimdi kendisinden soracağız. Evet. Bu siz bu gelişimi size karşı bazı din adamları karşı çıktı mı bunlar? Evet. Tabii soru ilginç bir soru. Ben önce buranın esas hikayesinin nereden başladığını ifade edeyim.
Tabii Besi'de gerçekten belediye hizmetleri gereken yerler çok, saha çok geniş. Evet. Yani belediye hizmetleri bir yerde tabiri caizse çağın çok çok gerisinde kalmışız. Evet. Bunu bilincinde olarak siz dikkat ettiniz. Halk sokakta, caddede, şurada burada düğün yapıyordu. Böyle bir şey o zaman kafamda var vardı. Burası kasap şıka diye evet. Bir merhum oldu tabii. Evet. Oldu. Onun yeri. O günün şartlarında 1988'de istimlak etti burayı da. 13 milyon liraya aldık. 88'de, 1988'de. Öf dediler ya reis 13 milyona 700 metrekare civarında burası. Evet. Böyle bir öf şeyi çıktı, dalgalandı. Evet. Fakat burayı bugün 250 milyona, yerini 300 milyona arsasını alamayız. Evet. Düğün salonunun temelini 88'de attık. 89'da da sonunda bitirdik ve halkımızın hizmetini açtık. Tabii bazı tepkiler oldu ufak tefek. Burayı yaptırırken bazı kişiler geldi. Şöyle bir perde çekecek. İşte ilgiler. Kadınlar burada otursa, erkekler burada otursa gibi laflar edenler oldu. Evet. Ben dedim ki düğün demek sevinçli bir olay. Akrabaların, yakınların, dostların tabii. Geldiği bir yer. Onun için çok geniş tutmamak şartıyla kendi yakınlarını çağırmak suretiyle olursa şey olmaz falan dedik ve böylece bazı aileler mesela kına gecesi yapıyor, yalnız evet. Kadınlar. Bazı aileler mayla dediğimiz erkek evet. Kadın beraber. Genelde de öyle yani ifade ediyorlar. Genelde de öyle. Besliğe şu anda gerçekten işler hale de geldi. Evet. Şimdi evet, bunun kirası belediye mi ödeniyor, kişi kira, yani kağıtlar mı yıllık evet. Kiraya veriyorsunuz? Şimdi burayı tamamen biz kendimiz işletiyoruz. Hah, güzel. Çünkü burası hizmet amaçlı, kar amaçlı değil. Evet. O düşünceyle fakir olursa icabında para almadığı da oluyor. Evet, güzel. Zengin olursa encümenimizin verdiği bir karar var. 200 evet. Bin lira civarında. Onu beleş. Alıyoruz. Ki evet. O beleş sahibidir yani. Evet. Bugünkü şartlarda öyle. Evet. İlk kurulduğundan beri de öyle devam ediyoruz. Artırmadık da. Güzel. Zaman zaman toplantılara da cevap veriyor burası. Evet. Bazı muhtarlarla başka toplantılarda. Güzel bir yer oldu yani. Burada eğitim de yapılır. Mesela bir folklor eğitimi, tabii. Bir judo eğitimi gibi tabii. Yani spor çalışmalarına evet. Değer verişli evet. Olabilir. Ve nitekim kullanmaları için bu kışın verdim ben. Judo çocuklar için ve halk evet. Oyunu ekibinin çalışması için bu kışın tahsis ettik burayı. Evet. Besli Düğün Salonu'nun umumi görünüşü. Eğlence dans pisti. Ben karşısı çıkış kapısı. Giriş çıkış kapısı. Ya karşıdan nikah içi gelinle damat var. Evet. O bölümlerde nikah şey oluyor değil mi? Dinlenme. Zaten bu tek yolu. Sağ ve solunda yeni imar planı sahasının nasıl gerçekleşeceğini Sayın Besli Belediye Başkanı'ndan şimdi görüntülü olarak izleyeceğiz ve dinleyeceğiz. Nerede neler yapacak? Evet. Şimdi burası Gelinkuzay'a mevki. Evet. Gaziantep araba yolu üzerinde. Çevre yolu. Evet. Bu çevre yolu daha arkada bir yol
Ortaoğlu'ndaki yeni inşaat ticaret lisesi. Doğrudan bir yılında yaklaşık 650 dönüm toplu konut alanı ilan ettik. Besni Yenikent Kooperatifi adı altında kaymakamın başkanlığında ben de yine o kooperatifte ikinci başkan olarak bir kooperatif kurduk. Buranın yerini belediye olarak kendim istimlak ettim. Burası arazi gözüküyor ama afet kadastrosu geçtiği için parça parça. Evet. O bakımından çok zorlandık. Çok evrak yaptık. Burası göründüğü şekliyle değil de evrak üzerinde parça parça olduğundan fazla muamele yapmak gerekti. Ve şu anda aleyhimize 150 dosya oluşmuş vaziyette. Vatandaş işte dava açtı. Dava açtı. Ama ucuz istimlaktan dolayı mı? Ucuzdan dolayı tabii. Yalnız ben şunu ifade edeyim. Yani ben buraya geldiğimde toplu konut alanı ilan ettiğimde burası 500 liraya 300 liraya alınıp satılıyordu yani. Evet. Ben geldim burayı 1500 lira yola cepheli, arka tarafları 1000 liraya istimlak ettim. Tabi adalet yerini bulacak. Şeriatı kestiği parmak acımaz derler. Evet. Vatandaş tabi davası nasıl kaldı? Bir şey demiyorum. Yani. Evet. İnşaatlarımız devam ediyor. Başladı. İnşallah önümüzdeki yıllarda Besti'nin çok büyük olan konut açığını böylelikle kapatmış olacağız. Evet. Yani burada belediyenin işlevi şu. Evet. Belediye parça parça olan, her biri bir adamın elinde olan yeri toplu olarak istimlak suretiyle alıp kooperatife devretmesi, birleştirerek devretmesi. Bu da kolay bir iş değil. Yani bunu bir cümleyle söylüyorum ama benim şu anda tüylerim diken diken oluyor. Çünkü bir yıldan beri, bir buçuk yıldan beri mahkeme ve uğraş, mücadele neticede burayı halkımıza kazandırmış. Yapalım ki Türkiye
Türkiye'den herhangi bir, mesela İstanbul'da şurada tüccar geldi, ben 5 liradan karpuz alacağım dediği zaman ekibimizle böyle karşılayıp yapacağımız bir alan görünen. Ben şimdi beraber yine devam edeceğiz. Orayla da ilgili bir çalışma başlatacağız. Evet. Yani onu festivale, şu anda tabii daha önce Beslemi Kavuk Festivali oldu. Evet. 1985'teydi galiba, yanılmıyorsa. Bir defa yaptık, onun devamını getiremedik. Evet. İleride tabii bunlar düşünülebilir yani. Evet. Ama bir kavun, karpuz pazarı en azından olacak bir yer konusunda çalışmaları ben size onu da yerinde izah edeceğim, evet, götüreceğim sizi. Ofise burada vermek için Yazıköy'den gelen vasıtaları sıra beklediği Hayar Dalanı'ndaki ofis silosu. Şimdi bunun bazı sahalarının sanayi, evet, sanayi ile ayrıldığını söylediklerinde, şimdi bunu daha yetkili Besni Belediye Başkanı'ndan nasıl ve kaç metrekare dükkanları ne şekilde gelişeceğini, Besni halkına ne şekilde cevap vereceğini, izahını bizimle, evet, kaydedeceğiz. Evet, sayın üyesi. Burası Gayardı mevki. Ofisin hemen altında, evet, işte Çakırüye'ye giden yolun üst tarafında. Evet. Şu anda 165 dönüm alanı aşağı yukarı 64 şahıstan, evet, 32 dosya yaparak burayı da istimlak ettik. Evet. Ne amaçla? Küçük sanayi sitesi arsası olarak. Evet. Belediye olarak istimlak ettik. Ve bu arsayı kooperatife devrettik, mal ettik. Şu anda buranın mülkiyeti Besni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifine geçmiş oldu. Burada belediye olarak bizim işlerimiz arsayı kooperatife kazandırmak. Evet. Yani kooperatife arsa kazandırıp memleketin ihtiyacı ve dışarıya göçü önlemek, tabii, amacı var mı? Tabii. Ben tabii daha önceki konuşmamda birkaç yerde vurguladım. Besni Küçük Sanayi Sitesi'nde sanayide yapılaşma olarak geç kalmış bir yer. Evet. Kimse inkar edemedi ama en azından bunun hareketi başlatılmış oldu. 91 yılı programına girdi. 350 dükkan olarak. Evet. Planı, projesi, mevzi, imarı, her şeyi hazır. Her şey hazır. Yalnız hükümeti yatırım konusunda haydi deyip düğmeye basmasına kalmış. Evet. O safhadaydı. Ve Besni'nin kurtuluşu Küçük Sanayi Sitesi. Küçük Sanayi Sitesi devreye girdikten sonra bizim düşündüğümüz 1/5000 nazım imar planına işlenen organize sanayi. Evet. Yalnız küçük sanayi olmadan organize sanayi olmaz. Tabii. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dükkanları da biz ileride halıcılığa, halı tezgahlarını düşünerek yüksek, planlarını yüksek yaptırdık. Alanlarını geniş tuttuk. Onları düşünerek, ilerideki yılları düşünerek bu şekilde düşündük. Uygulamaya böyle hazırlandık. Bunun devamı olan ileriye doğru rezerv alanı muhafaza ediyoruz. Yani bundan sonra bir 200 dönüm daha, bir 100 dönüm daha lazım olursa genişlemeye alan çok. Müsait. Yani orada Küçük Sanayi Sitesi'nin ileri uzantısında yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Yani yalnız orası küçük sanayi için ayrılmış rezerv alan olacak. Evet. Şu şöyle dönelim. Karşıya doğru plandan, şehir, evet, imar planından bahsetmiştim. Evet. O gördüğünüz tek tük ağaçlar karşı işte Gayardı. Evet. Biraz daha açıyı şöyle dolandırırsak şurada Adanalıların iplik fabrikası var. Seyhan Tekstil. Evet. Onun da arkasında daha ileriye doğru gidiyor yani bu alanda. Evet. Burasını şehir imar planına kazandıracağız. Ha. Bu sene harita çalışmaları başladı. Siz de demin yolda gördünüz. Bu sahip yani bu tepe ilerisi arkaya devriliyor yani. Evet, tabii, o tabii, alan olduğu tabii gibi karşı, evet,
geniş bir şekilde şehir imar planının içine alacağım. Güzel. Demin Fen İşleri Müdürümün de belirttiği gibi önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra ya kadar Besni imar planı konusunda bir sıkıntısı olmayacak. Evet. Yalnız burada bizim belediyeci olarak görevimiz veya daha sonraki gelen belediyeci zihniyet kesinlikle bu boş sahaların yapılaşmasının da taviz vermemesi gerekir. Tabii. Besni de şu anda sıkıntısını çektirdi. Doğru yapılaşmaları önlememek burada mutlaka gerekiyor. Onun için bu sahalardaki imar konusunda kararımız kesin, tavrımız kesin, tavizimiz yok. Şimdi aslında Besni'nin yani bir vatandaşın güveneceği bir saha. Evet. Yani şuraya evimi koyduğum zaman arkasında önünde bahçe dikebilirim, rahat oturabilirim. Evet. Diye güvenir. Antep'teki kişi bile burada ev yaptıracak. Evet. Çünkü onun da emeli burada. Oğlun orada koş, kendisi gelip burada oturacak. Yani burada çok kişiler var. Yani kopmak istemiyor yani. Evet, inşallah. Yani o hemşerilerin... Biz bunda. İkinci şıkta ben diyorum ki bu sanayi çarşısındaki esnafı bir kasette toplayalım. Evet. Bu sanayi üzerinde yersizliğinin dertlerini soralım. Bunu istersek meclise de bir zemin olarak gösteririz. Tabii, İşte gelin buyurun. İşte vatandaşın çalıştığı sanayi bu. Ben oraya girip film çekemiyorum. Neden çekemiyoruz? Hurdini. Tabii. Yani Besni'deki tezgahlar, sanayi değinen tezgah Hurdini. Evet. Yani siz de görüyorsunuz yani. Yanlış tabii, değil. Tabii, o tezgahlar çok faydalı. Şartlarda çalışıyorlar. Yani orada yani, etrafında, makinenin etrafında dönecek yeri bile yoktur. Yok. Elini kaptırması, kolunu kaptırması işten de. Elbise soyacak yeri yok. İçerisinde. Elbisesini soyunacak, tuvaletini, banyosunu, o ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekan yok. Yok. İnşallah Besni'nin en büyük bu sorununa cevap burası. Buna muvaffak olacağız. Evet. Buna yani yeri. Kaybetmiş değil. Ben burayı tam güzel yeri. Yani gerçekten değer. Evet. Hani vatandaşın da buraya güveni olduğu için de buraya kabul etmişlerdir. Tabii. Bir, bunlar başkanla... Biz bunu tabii tercihi yaparken yalnız belediyecilik açısından da değil. Evet. Vatandaşımızın da tercihlerini bu konuda sorduk. Onlara tabii da görüşlerini aldık. Tabii. Ona göre hareket edeceğiz. Besni'deki evlerin altında bazı yerlerde kurulmuş olan o tezgahları, demircileri, marangozları, tamircileri toplayıp buraya getirdiğimiz zaman Besni'den zaten nefes alacak. Tabii. O gözümüze hoş gözükmeyen pislik, paslık. Onlar yerine şehir olur, ev sık yıkılıp bina yapılır. Bina yapılacaktır. Tertemiz olacaktır. Evet. Ama şehir dar, sanayiyle halk iç içe. Evet. Ve sihatsiz bir şekilde. Evet. İnşallah çözüm. İcap ederse buraya iki tane otobüs alırsın. Gider gelir. Tabii o sorun değil. Ha. Yani kafamızda Besni'de artık şunu yıktık yani. Biz dönemimizde yıktık. Benim en büyük problemim vatandaşla muhatap olduğumda uzak. Gayardı uzak. Delikli Gaya uzak. Ama şimdi bu laf kesildi. Ben dördüncü senem bu belediye başkanlığı olarak vekaletimle beraber vatandaşla boğuştuğum uzaklıktı. Ama şimdi kesildi bu laf. Evet. Niye kesildi? Yavaş yavaş yapılaşmalar var. Yani araba var, minibüs var, belediyenin dolmuşu var, bir var, iki olacak, üç olacak, gerekirse on olacak. Şimdi daha ziyade yani halkımızın dışarıda gördüğü, biliyor onu, dışarıda görüyor bu belediye imar müdürü, Besni Belediyesi imar müdüründen bu sanayi sitesi alanında bir bilgi alacağız. Evet, Sayın Müdürüm, bu planlama üzerinde ne gibi, neler düşündünüz? Bu vatandaşa ne gibi su, kanalizasyon gibi hizmetler ne şekilde gelişecek? Evvela kanalizasyonlar yapılıp sonra mı bina yapılacak? Ne şekilde bir düzenleme hazırlayacaksınız? Bu hususta bir bilginizi rica ediyoruz. Şimdi efendim, Cüre'ye geldiğim ilk günde belediye başkanımızın halkın istekleri doğrultusunda ve
gerekli olduğunu söylediler. Biz de bu konuda kendilerine fikir birliği oluşturduk. İlk önce küçük sanayi sitesinin şehrimize nerede uygun olduğunu, Ankara'da gelen ve esnaf arkadaşlarımızın görüşünü de alarak bu alanı uygun gördük. Evet. Bu gördüğünüz alan evet. İmar planı dışında ve imar planının içinde bir alan gibi. Evet. İlk yaptığımız iş burada bir mevzi imar planı yapmak ve küçük sanayi sitesi alanı olarak tasdik etmek. Bu konuda belediye başkanımız ilk önce bu küçük sınırlı sorunu sanayi sitesi kooperatifi kurdu. Ve bu çalışmaları tabii epeyce zaman aldı. Şimdiye kadar küçük sanayi sitesi sözü verilmiş ama hiçbir zaman bir küçük sanayi sitesi kooperatifi kurulmamış idi. Evet, yani belediye başkanı şeyde sözde var da resmiyette adı yoktu. Yok ama söylentisi vardı. Söylentisi vardı. Evet. Bu küçük sanayi sitesi şu anda kuruldu. Faaliyette imar planı yapıldı. Mevzi imar planı yapılmış durumda. Küçük sanayi sitesinin plan ve projeleri hep şu anda mevcut durumda. Sadece bir ihale edilmesi safhasında biz belediye olarak imar planımızı buraya uygulayacağız. En kısa zamanda yollarımızı açacağız. Kanalizasyonumuzu döşeceğiz. Suyu buraya getireceğiz. Ve ifadeleriyle el atmışlar. Şu gördüğünüz sağcılık böyle bir sağlam sağa böyle biraz yüzyanı sıkıntı ile bir ezerse neden ihbar edilmiş? İşte bu sorunun cevabını şimdi burada Sayın Belediye Başkanı'yla bunun yanlışlığıyla doğruluğu seçtiğinin kameramıza anlatarak Besni halkına duyurmaya çalışacağız. Görüyoruz. Bütün alan apaçık. Şimdi eskiden böyle bir imkan yoktu. Böyle bir şey yoktu. Artık her şey vatandaşın sözlü, açıktan görüşlü, açıktan ifadeli. Gizli sakla değil, açık konuşarak vatandaşımıza neler yapacağını söyleyecek. Evet. Sayın Belediye Başkanı, bu düşünceniz neden gerçekleşti? Bu yıllar önce buranın şehir olması gerekliyken hepimizin de gözyaşlarıyla gerçekten basarttı. Oradan da sızınamayıp kuvvete taşlarımızı önlemek için neler düşünüyorsunuz?
ben şahsen ben de gelirdim. Herkes de gelir. Çünkü artık kap projesi, evet, şu Anadolu'nun dev kemiği olduğuna göre kemiğin bir kaburgası da bizdedir yani. Evet. Ha, çünkü biz sanatsal, her türlü sanat burada yaparız. Oranın malını işler, ham maddesini alır satarız. Onun için bura çok özlemli kayardı. Şehircilikte, sanatsal da bize güven verici. Görüyorsun, evet, bak Antepli gelmiş. Şimdi görüyorsunuz bak orada bir fabrika var. Evet. Bizim Besne halkı gitti batağı yapmış, adam düşünmüş gelmiş, evet, bir Antepli. Çünkü o da sanat. Ben size onu da izah edeyim. Bakın kış günü Adana'daki bir Besne'de hemşerimiz mektup yazmış. Bu arkadaşları güler yüzler soy isimleri bana göndermişti. O kış gününde fırtınalı bir gündü. Getirdim burayı getirdim. Gelip buraya getirdim. Evet. İmkanları kendisine sağlamaya çalıştık. O fabrikanın yeri tapusuz. Evet. Bana dedi acele tapu olacak. Ben o tuttum onu vatandaşa parasını o adam ödedi yani. Tapu sahibi. Evet. Belediye olarak gittim oraya yol boyu adı altında 24 saatte tapu çıkardım. 600 bin liraya belediye olarak onlara tapu. Thank you.
çalışma ve önümüzdeki yıl mutlaka yapacağız. Yapılacak. Evet. Güzel. Peki. Doğru. Verdiğiniz bilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Herhalde yemek burası Koruk Fırat Servisi mahallesi oluyor değil mi? Evet. Sarayı deyince Beşli halkına açık bir kültür hizmeti sunacak. Tabii şimdi burası diğer adıyla Ker Reşit'in bağı. Evet. 9600 metre yani o dönüme yapılıyor. Evet. Burası telekli olarak park yapmayı şehir merkezinde özellikle çocuklara ikan edecek. Ödenek de deniliyor. Beton denemesi yapılacağı evet. söyleniyor. Yani beton şimdi, deneme çok zor bir şey değil. 10 günlük evet. bir iş. Deneme şimdi, yapılabilir ama tahmin ediyorum ödenek şimdi ödenekten ziyade ben de buraya baktım. Oradaki yapıyla burayı eşitlendirdim. Aynı plan. Plan aynı. Ha. Plan değişikliği ha. yok. Şimdi yapısal yönden de tam güvenilir bir arz taşıdığı da gerçek. Yani taşıyamadığı da gerçek. Çünkü neden? Şimdi bir şey milli devlete mal edilen bir şeyde hiçbir şeyden tazminat edilemez. Aslında uygun olması lazım. Projeye uygun olması lazım. Tabii. Şimdi görüyorum ki birçok direklerde hani beton direklerinin yapısal şeylerinde böyle bir eğiklik var. İçine girince belli oluyor. Belki bu yüzden ama onu uydurmak için yani planı ha. öyle dediler bana. Ha. Artık şimdi, ne derece bilmiyorum. Ha. Yani o yani, ne olacaksa bu, kısa zamanda şeye göre belki de diyorum planda öyle bir eğiklik var. Tabii. Veyahut da bu temelde mi var ya adam mı böyle bir yanlış kalıp çaktı? Çünkü bazı oluyor usta hatası da var. Evet, şimdi kavak ağacından yapılan kalıp daimi esnek yapar. Evet. Betonu çeker ve uzatır. Yani yanlışlık ortaya koyar.